Üniversitelerin deprem nedeniyle tatil edilmesi ve eğitim öğretinin nasıl yapılacağı konusunda somut bir bilgilendirme yapılmaması öğrencilerimizi tamamını mağdur etmiş durumda. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu'na verdiğim soru önergesine şu ana kadar yanıt alamadım. Özellikle üniversite senatolarının acilen toplanması gerekiyor. YÖK Başkanı Erol Özvar bir açıklama yaptı. Dedi ki bir kısmında hibrit eğitim, 2 Nisan'da da yeniden değerlendireceğiz. Sayın Özvar, eğitim yazboz tahtası değil. Hiç zaman kaybedilmeden 20 Şubat tarihi itibariyle yurtlar yeniden öğrencilere verilmeli ve eğitim öğretim yüz yüze başlamalıdır. Bu konuda sessizliğini bozan üniversiteler var, onları kutluyorum. Ancak o üniversite rektörlerine de şu çağrıyı yapıyorum. Çocuklarınız yurttan çıkartıldı. Bu çocuklar nerede kalacak? Ev bulamıyorlar. Başka yurtlara gittiklerinde farklı bir tabloyla karşılaşıyorlar. YÖK Başkanı size çağrımdır. Açıklamanızı yarım yamalak yaptınız. Yarım yamalak açıklamayla çocuklarımızın, öğrencilerimizin sorunu çözülmüyor. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanı'yla derhal ilişki kurun. Saraya gidin ve boşaltılan öğrenci yurtlarına yeniden öğrencilerinin yerleşmesi için hızla bir çalışma yapılsın. Yüz yüze eğitim öğretim yapılacak diyorsunuz. Peki öğrenci nerede kalacak? Bunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Deprem bölgesinde gelmiş İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da okuyan öğrenci nerede kalacak? Yüz yüze eğitimin yapılma koşulları vardır. Sayın YÖK Başkanı, bir kez daha sizi uyarıyorum. Bir an önce öğrencilerin kalma sorununu da, ücret ödemeden kalma sorununu da çözmek zorundasınız. Eğitimle oynamayın. Ülkenin geleceği olan çocuklarımızın kaderleriyle oynamayın. Yeter artık. Bu beceriksizliğe son verin.